7 Tepe Sürdürülebilirlik podcast yayınlarına tekrar hoş geldiniz. Bugün yine sizin için çok özel bir konuğum var. Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği bölümünden doktor öğretim üyesi Emre Çelebi. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, sonunda bir hocamın çalışma alanı olan bir konu hakkında konuşabileceğim. Genellikle hani spesifik projeler hakkında konuşuyorduk. Ama bugün biraz daha genel bir şey yapacağız. Hem bu şu anda hani bilmiyorum dinleyenler ne zaman dinliyor ama şu anda bir elektrik faturalarıyla alakalı böyle bir tuhaflıklar, hepimizin sıkıntıları falan varken hani görece bu açıdan güncel olan bir konu hakkında konuşacağız. Konumuz bugün enerji piyasaları. Hocam hemen çok vakit kaybetmeden de konuya geçmek istiyorum. Bir taraftan ben de bilmiyorum çünkü öğrenmek istiyorum. Türkiye'nin ya da herhangi bir yerin enerji piyasası denince bizim ne anlamamız lazım? Yani nedir bu enerji piyasası? Evet, çok güzel bir soru. Ama buna bu soruya cevap vermeden önce, enerji piyasasını anlatmadan önce daha doğrusu, enerji nedir sorusuna bir cevap vermemiz daha uygun olur. Enerji bir sistemin iş yapabilme kabiliyeti olarak basitçe tanımlanabilir. Daha basit bir anlatımla da ise nasıl su hayattır diyorsak, enerji de aslında insan faaliyetleri için hayatidir. Çünkü hareket, ışık, ısınma, soğutma vesaire ile bahsettiğimiz aslında enerjinin hayatımızdaki var olan farklı formlarıdır. Dolayısıyla hayatımızın temel ihtiyaçlarından biridir. Hele ki günümüzde hayatın artık vazgeçilmez bir parçasıdır diyebiliriz. Enerji piyasasında bahsedilen enerji ise aslında enerji kaynaklarıdır. Bu enerji kaynaklarını elektrik, doğalgaz, petrol, kömür gibi sınıflandırmamız mümkün. Bu kaynakları da birer emtia, yani ürün veya mal olarak düşündüğümüzde, yani satılabilir ürün veya mal olarak düşündüğümüzde aslında piyasa kavramına ulaşıyoruz. Kısaca enerji piyasası denince aklımıza gelmesi gereken aslında enerji kaynaklarının alınıp satıldığı ve fiyatların arz ve talebe göre serbestçe belirlendiği pazar yerleri olmalıdır. Bu pazar yerleri de bildiğimiz pazar yerleri gibi değil, aslında dijitalleşmenin de etkisiyle her yerden erişebileceğiniz organize yapılardır. Yani özetle ben de ürün tasarımcısı olduğum için mesela atıyorum yani plastik granülü direkt tüketiciye vermiyoruz da kömürü ya da bir şekilde tüketiciye satmıyoruz. Atıyorum termik santralde işleyip o termik santralden çıkan ürünü satmış oluyoruz. Yani bu anlamda görselleştirmemiz mümkün tabii ki. Peki Türkiye'de ne zamandan beri bir enerji piyasası var? Türkiye'de de bu enerji piyasasının tarihçesi aslında enerji kaynağına göre değişmekte. Yani petrol, doğalgaz, kömür, elektrik, bunların piyasa yapıları dediğim gibi tarihleri değişmekte. Piyasalardan önce aslında olana biraz bahsetmem gerekir. Yani hepsinin ayrı tarihçesi var ama kısaca bahsedersem daha öncesinde devlet tekelinde olan yapılar ve kurumlar mevcut. Mesela elektrik özelinde Türkiye Elektrik Kurumu bu işi götürüyordu ve fiyatlar tarifelerle belirleniyordu. Petrol, doğalgaz, kömür, elektrik için piyasa kavramlarının ortaya atılması farklılık gösteriyor. Örneğin Türkiye'de doğalgaz piyasası işte 1988'lerden sonra, elektrik piyasaları ise 2000'lerden sonra kurulmuştur. Öncesinde dediğim gibi devlet tekelinde yapılar mevcuttu. Bazen de elimizde o doğal kaynaklar yoktu. Yani doğalgazımız yoktu. 88 döneminden sonra geldi. Elektrik her zaman uzun yıllardır vardı. Fakat 2000'lerden sonra liberalleşmesi başladı. Petrolde ise çok daha eski olmakla birlikte 60'lı 70'li yıllardan itibaren emtia piyasaları dediğimiz işte nasıl tahıl ürünleri, buğday, arpa vesaire satılıyorsa petrol ürünlerinin de satıldığı ve petrolün de satıldığı piyasalar mevcuttu. Fark etmişsiniz de devlet veya kamudan oldukça bahsettim bu tarihçede. 80'lerden sonra yaygınlaşan liberalleşme politikalarıyla enerji piyasaları oldukça etkilendi aslında. Bu liberalleşme sonucunda enerji piyasalarında bu devlet tekeli kırılıp özel teşebbüsün de piyasalarda yer alması hedeflendi. Bunun en çok etkilediği iki piyasa doğalgaz ve elektrik piyasaları. Devletin piyasa yapıcı ve düzenleyici, denetleyici bir göreve geldiği ve enerji piyasalarının özel teşebbüs, özel şirketlerle serbest rekabete açıldığı bir yapı oluşturuldu. Bu noktada tabii bunun sebeplerine baktığımız zaman gelişmekte olan ülkelerde genellikle, yani Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde bu liberalleşmenin ve yeniden yapılanmanın sebebi olarak düşük emek verimliliği, düşük hizmet kalitesi, işte yüksek sistem kayıpları, yetersiz yatırım teşvikleri ve düşük fiyatlar önem arz etmekte.
piyasanın şu anda bu 2000'lerden beri var olan piyasanın bir merkezi var mı? Nereden kontrol ediyor? Şurası bu piyasanın kalbi burasıdır diyebileceğimiz bir yer var mı? Gene burada da enerji kaynağına göre farklılık gösteriyor. Bazı piyasalar organize bir üst yapı tarafından yönetilirken bazıları da gerçekten serbest piyasaya göre şekillenmekte. Mesela petrol, doğalgaz, kömür fiyatları uluslararası piyasalarda şekilleniyor. Bir merkezden yönetilen organize bir piyasa yapısı olmayabiliyor. Farklı ülkelerdeki farklı emtia borsalarında alım satım yapılabiliyor bu enerji kaynaklarında. Elbette burada öne çıkan bazı ülkeler ve bölgeler olabilir. Mesela petrol için Amerika'daki işte West Texas Intermediate veya Londra'daki Intercontinental Exchange ki Brent petrolün fiyatının belirlendiği borsa veya Dubai, Oman gibi böyle daha derinlikli piyasalarda petrol fiyatlarının belirlendiği görülmekte. Elektrik piyasaları ve doğalgaz bu noktada biraz ayrışmakta aslında. Elektrik özeline inmem gerektiğinde elektriğin ikincil bir enerji kaynağı olduğunu ifade etmem gerekiyor. Ne demek bu? Yani elektrik üretimi için başka bir enerji kaynağını dönüştürmeniz gerekiyor. Örneğin kömür, petrol, doğalgaz gibi fosil yakıtlar veya hidro, rüzgar, güneş gibi yenilenebilir kaynaklardan elektrik elde edebiliyoruz. Yenilenebilir kaynakların bir piyasası yoktur. Çünkü arzı kontrol etmek mümkün değildir. Fakat fosil kaynakların üretimi ve tüketimi elektrik piyasasının yapısını etkilemektedir. Genellikle elektrikte bölgesel veya ulusal piyasalar mevcuttur. Ayrıca elektrik enerjisinin yapısı itibariyle anında üretimi ve tüketimi, büyük ölçekte depolanabilir olmaması, elektrik iletim dağıtım hatlarının fizik yasalarına uyması gibi özellikleri vardır. Bu sebeple piyasa tasarımı diğer enerji piyasalarından oldukça farklıdır. Organize bir yapının bu piyasayı yönetmesi gerekir. Türkiye'de bu kurum enerji piyasası işletme AŞ olarak tanımlanmıştır. Bunun yanında enerji piyasası düzenleme kurumu ise düzenleyici ve denetleyici kurumdur. Burada biraz daha açmam gerekirse EPH dediğimiz enerji piyasası işletme AŞ aslında piyasanın çalışmasına yardımcı oluyor. Enerji piyasası düzenleme kurumu ise piyasadaki düzenlemeleri yapıyor. Yani kimlere lisans verilecek, kimler lisans alabilir veya kimler tarifeler ne olacak vesaire gibi konulara çalışıyor. Burada tabii bir sonraki sorumu da köşesinden, verisinden irdelemeye başladık. Piyasa ne şekilde çalışıyor? Acaba kimler var bu piyasada? Yani mesela ben de atıyorum girmek istesem girebiliyor muyum? Az önce bahsettiğim gibi piyasalarda arz ve talebe göre şekillenen ve piyasa düzenleyici ve denetleyicilerin manipülasyonu engellemek üzere ortaya koyduğu kurallara göre fiyatlar belirleniyor. Serbest rekabetin olduğu bir piyasa bu. Zamanımız kısıtlı olduğu için çok detaylara girmeden özel olarak belki elektrik piyasalarının hakkında biraz daha bilgi vereyim. Elektrik piyasasında üretici firmalar yani elektrik santralleri ve tüketicilerin yani dağıtım şirketleri, perakende satıcılar, büyük ölçekli sanayi tüketicilerinin buluştuğu birden fazla alt piyasa mevcut. Bunların en önemlisi gün öncesi piyasası dediğimiz yani 24 saat öncesinden tahmin edilen elektrik talebine karşılık elektrik arzını karşılamak amacıyla oluşturulan bir piyasa. Planlama amacıyla aslında kurulmuş bir piyasa. Burada bir fiyat belirleniyor. Bu fiyatta bütün üretici tüketicilere yol gösteren bir fiyat oluyor. Bunun yanında gün içi ve dengeleme piyasası gibi elektrik arz ve talep dengesini sürekli korumak adına piyasalar da mevcut. Bu piyasaları biz çoğunlukla görmüyoruz. Büyük tüketicilerin işte ve üreticilerin buluştuğu bir piyasa. Bunların yanında ayrıca vadeli işlemler piyasası da 2020'lerde kuruldu. Dediğim gibi burada daha çok büyük ölçekli alım-satım işlemlerinin yapıldığı bir piyasa aklınıza gelsin. Yani bizim hane halkları olarak görebileceğimiz bir piyasa şimdilik yok. Bunların yanı sıra yenilenebilir kaynakların destekleme mekanizması ve kapasite fiyatlama gibi sistemin işlemesi için gerekli bazı mekanizmalar da mevcut. Yani oldukça aslında karmaşık bir sistemden bahsediyoruz. Bahsettiğim bu piyasaların birçoğunda toptan ve perakende piyasalar birbirinden ayrılmış. Yani biz perakende olarak elektriği bir yerden gidip satın alma imkanımız en azından şimdilik yok. Tabii serbest tüketici olursak böyle bir imkanımız var ama o piyasaları takip etmek ve orada gelişen fiyatların ne olduğunu sürekli izlemek pek mümkün değil. Bu perakende toptan ayrımı aslında önemli bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü özellikle perakende tarifeleriyle toptan piyasa fiyatları arasında kopukluklar var. Ve bu büyük sorunlara yol açıyor aslında. Toptan piyasalarda yer almayan hane halkı gibi işte bizim gibi tüketiciler
Örneğin şu an elektriğin toptan satışını bilmiyor olabilir. Ama ben söyleyeyim, işte yaklaşık 1,5 TL bölü kilowatt saat civarında, ki bu çıplak enerji fiyatı. Bunun üzerine vergiler ve diğer dağıtım, iletim maliyetlerini de koyduğunuzda neredeyse iki katına kadar çıkabiliyor. Ama şu anda bizim tükettiğimiz 210 kilowatt saatin altındaki elektriğin fiyatı ise hane halklarına 1,36 TL. Yani yarı yarıya bir fark var aslında. Büyük bir sübvansiyon var kısacası. Avrupa Birliği'nde çıplak enerji fiyatı Türkiye'de 1,5 TL demiştim. Karşılığı 0,9 Euro'ya geliyor. Son ayda enerji krizinin başladığı, Avrupa Birliği'nde enerji krizinin başladığı son ayda, geçtiğimiz ayda daha doğrusu, 3 Euro civarına kadar çıktı kilowatt saati. Yani aslında çok yüksek maliyetlere elektrik üretiminin yapıldığını görüyoruz. Uluslararası piyasalardaki petrol, doğalgaz, LNG, kömür fiyatları tarihi rekorlar kırarken bu fiyatların da tüketiciye yansıdığını, özellikle elektrik fiyatları üzerinden net bir şekilde görmemiz mümkün. Fakat fatura gene aynı tüketicilere çıkacaktır. Çünkü farklı piyasa mekanizmalarıyla adi bir paylaşım yapılmadığı için eninde sonunda hepimiz bu maliyeti bir şekilde ödeyeceğiz. Tabii ödemeye de başladık herhalde zannediyorum. Bir kısmını ödüyoruz şimdi. Daha büyük bir kısmı da sonra gelecek. 2000'lerde başlayan bir liberalleşme ve özel teşebbüs akımından bahsettik. Ondan önce kaynakların Türkiye'ye gelmesi değişim gösteriyor. Ama yani 2000'den bugüne aslında çok çok, çok kısa bir süre var yani. Bunu da göz önünde bulundurarak yakın gelecekte ya da uzak gelecekte ne gibi değişimler olacak bu piyasalarda sizce? Yani ne gibi değişimler bekliyor piyasaları? Çok büyük değişimler bekliyor aslında. Şu anda kullandığımız enerji sisteminin tamamen alt üst olmasından bahsediyoruz aslında. Sebebi de 1990'lı yıllarda Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'ne imza attık Türkiye. Ve 2021 Ekim ayında da Paris Anlaşması'nı meclisten geçmesiyle Türkiye enerji piyasalarında aslında çok büyük bir değişimin eşiğine gelmiş oldu. Dünyada ve Türkiye'de ikiz dönüşüm olarak adlandırılan yeşil ve dijital dönüşümün ayak sesleri son 20 yıldır gelmekteydi zaten. Buna uygun olarak tüm dünyada, özellikle Avrupa Birliği'nin öncülüğünde bir enerji dönüşümü planlanmakta. Bu aslında temel bir ekonomik dönüşüm. Bütün ekonomik faaliyetleri etkileyecek. Bu dönüşümün politik olarak ortaya konmasından sonra çeşitli yasal süreçlerle desteklenmesi hem ülkemizde hem de AB'de başladı. Kısaca bu yeşil dijital dönüşüm ile sera gazı salımlarının azaltılması ve yenilenebilir enerji payının arttırılması hedefleniyor. İklim değişikliğiyle mücadele ve uyum stratejileriyle hedeflerinin belirlenmesi öngörülüyor. Yeşil finansman kaynakları ve araçlarının çeşitlendirilmesi, teknoloji transferi, arazi kullanımında sürdürülebilirlik, alternatif temiz enerji kaynakları, düşük emisyonlu ulaşım araçları, karbon yutak alanların, orman vesaire arttırılması, sıfır atık ve akıllı şehir uygulamalarının yaygınlaştırılması, karbon fiyatlama ve emisyon ticaret sistemi, iklim adaleti, adil geçiş, şeffaflık ve toplumda farkındalık gibi pek çok geniş konu bir arada ele alınacak. Dolayısıyla büyük bir değişimin eşindeyiz ve çok kısa bir zamanımız var. Türkiye'de bazı konularda mevzuatını oldukça geliştirdi bu süreçte. Fakat en büyük sorunumuz ise bu dönüşüm için yeterli planlamanın olmayışı ne yazık ki. Hedefler ve stratejiler ne yazık ki net değil. Örneğin kömürden çıkış hedef yılı ve stratejisi belirsiz. 2053 yılında net sıfır hedefi dışında 2030-2040 hedefleri belirsiz. Mesela dizel araçların Avrupa Birliği'nde 2030 ve sonrasında yasaklanacağı belliyken ülkemizde tarih belirsiz. Bu konularda uluslararası camiadan gelen ve gelecek olan baskılarla son anda düzenlemeler yapmak oldukça sorunlu olacaktır. O düzenlemelerden birisi de zannediyorum bu hafta sonu. Şimdi belli bir metrekareden büyük binalara şu anda enerji ihtiyacının %5'ini sürdürülebilir enerji kaynaklarından karşılama zorunluluğu getiriliyor yeni yapılan binalar için. Evet, yenilenebilir enerji kaynakları. Yani bu ne olabilir? İşte rüzgar veya çatı, güneş sistemleri gibi sistemlerin bütün binalarda %5'ini karşılayacak şekilde kurulması. Ve bu çok kısa bir aralıkta olacak. 2023 ve 2025 yılları arasında bunun yapılması hedefleniyor. Dediğim gibi bu düzenlemeleri, bu planlamaları önceden yapmayıp son ana bırakırsak çok zorlu günler bizi bekliyor olacaktır. 2025'te de %10'a çıkacakmış galiba. Evet, detaylarını... Yani ikinci böyle basamak basamak. Basamak bu. Genelde kademeli bir artıştan bahsedebiliriz.
O zaman kayıtlarımızın bir geleneği olarak hani sürdürülebilir kalkınmayla alakalı konuşuyoruz. Enerji piyasalarının, bu piyasalardaki düzenlemelerin, değişimin, dönüşümün sürdürülebilir kalkınma ile ne bağlantısı var tam olarak diye soracağım size son olarak. Enerji piyasaları doğrudan 7. hedef olan erişilebilir ve temiz enerjiye karşılık geliyor aslında. Herkes için karşılanabilir, güvenilir, sürdürülebilir ve modern enerjiye erişim sağlamak ve etki etmektedir. Yani temiz enerjinin teşvik edilmesi, en azından küresel enerjinin %20'den fazlasının yenilenebilir kaynaklardan üretilmesi, insanların hala 1/5'inin elektriğe erişiminin olmadığını düşündüğümüzde, yani bu 700-800 milyona karşılık geliyor. Bunun elektrifikasyonun arttırılması, dünya genelinde dediğim gibi yenilenebilir enerji kaynaklarına ilginin artması en önemli hedefler arasında. 2030 yılında erişilebilir enerjiye herkesin kavuşmasını sağlamak için işte güneş, rüzgar gibi temiz enerji kaynaklarına yatırım yapmak gereksinimi ortaya çıkıyor. En önemli hedeflerden bir tanesi de bu. Daha geniş bir teknoloji yelpazesi içinde maliyet etkin standartların benimsenmesi, binalar ve sanayide elektrik tüketiminin azaltılması, temiz enerji sağlayacak altyapının genişletilmesi, teknolojinin yükseltilmesi, hem büyümeyi hem de teşvik edilebilecek ve çevreye katkıda bulunabilecek kritik önemde hedefler. Bu hedeflerin yanı sıra 12. hedef olan sorumlu üretim ve tüketim dolaylı yoldan aslında enerji piyasalarını etkileyecek. Sürdürülebilir üretim ve tüketim kalıplarını sağlamak, yani kısaca. Fosil yakıtlara verilen sübvansiyon miktarı bir ölçü değeri ve bunun ölçülmesi isteniyor. Hedeflerden bir tanesi bunun azaltılması. Dolayısıyla doğrudan enerji piyasalarını etkileyecek önemli bir hedef. Bir diğer hedef sanayi, yenilikçilik ve altyapı olan 9. hedef. 2030'a kadar her ülkenin kendi kapasitesine uygun olarak harekete geçmesiyle kaynakları daha verimli kullanımının arttırılması, temiz ve çevresel açıdan daha sağlam teknolojiler ve sanayi süreçlerinin daha çok benimsenmesi yoluyla altyapının ve güçlendirme sanayilerinin sürdürülebilir hale gelecek bir biçimde geliştirilmesinden bahsediliyor. Ve katma değer birim başına karbon emisyonundan yine bahsediliyor. Dolayısıyla enerji piyasalarını yine doğrudan etkileyen bir hedef diyebiliriz 9. hedefe. Dolaylı olarak da iklim eylemi, yani hedef 13 ve sürdürülebilir şehirler ve topluluklar hedef 11 enerji piyasalarıyla alakalı. İklim değişikliği ve etkileriyle mücadele için acilen eyleme geçmek, iklim eylemi dediğimiz bu. Ve diğeri de şehirleri ve insan yerleşimlerini kapsayıcı, güvenli, dayanıklı ve sürdürülebilir kılmak. Burada da doğrudan olmasa da dolaylı yoldan enerji piyasalarının etkisi olacaktır. Hocam ben çok teşekkür ederim. Yani daha önceki kayıtlarda yine iyi kötü bir fikrim vardı ama şu an hiç bilmediğim bir konuyu ben de öğrenmiş oldum. Dinleyenler de eminim ki çok şey öğrenip kendilerine çok şey katacaklardır. Ben de teşekkür ederim. Sağ olun beni ağırladığınız için. O zaman bir dahaki kayıtta görüşmek üzere. Dinleyenlere de hoşça kalın diyorum. Bir daha görüşene kadar iyi günler.